Arkadaşlar merhaba. Arabamız Opel Zafira 1.6 benzinli Ecotec'lı. 100 beygir 150 Nm torkumuz var. Arkadaşlar arabamızın yol gidişini, yakıtını, özelliklerini sizlerle paylaşacağız. Şu anda süratimiz 100 civarı arkadaşlar. Şu kaloriferi kapattığımız zaman yol sesi çok fazla yok fakat motor sesi biraz içeri geliyor. Ve rüzgar sesi de geliyor aynı zamanda. Hafif de bir rüzgar sesi, artık fitillerden midir, sunrooftan mıdır orayı bilmiyorum. Arabamız 2004 model. Konforu orta seviyede. Ne çok düşük ne de çok yüksek. Süspansiyonları beni şaşırttı işin açığı. Gayet yumuşak süspansiyonları var. Böyle kasislerde adeta beşikli gibi yaylanıyor. Torsiyon süspansiyon olmasına rağmen öndeki izlenimimi söylüyorum. Arkada nasıl bir şey var tam bilmiyorum işin açığı. Orada çok oturmadım ben söyleyeyim. Ama arkada oturanlar hafif de olsa sert olduğunu söylüyorlar. Sert demeyelim de ona biraz daha böyle sekiyor. Beşik efekti olmuyor arkada. Yani öndeki kadar böyle esneklik yok. O da torsiyon süspansiyondan da kaynaklanabilir büyük ihtimal. Evet. Arkadaşlar yakıtımıza gelince. Arabamız şehir içinde 11-12 litre arası bir yakıt tüketiyor. Litre olarak söylüyorum ki yani fiyat olarak yanılırız. Litre olarak hesap etmek lazım. Dediğim gibi şu anda 100-110 civarında gidiyoruz. Ses o kadar da rahatsız edici değil. Zaten içerisi çok fazla ses alsa şeyden o gürültüyü duyarsınız. Yakıtımız şehir içinde dediğim gibi 11-12 litre arası. Şehirler arası ise 7-8 litre arası arkadaşlar. Bu yük durumuna, yol durumuna göre değişiyor tabii ki. Arabada full doluysa, 7 kişilik bir araba bu. Aynı zamanda 7 koltuklu. 1350 kilo civarlarında, tam hatırlamıyorum. Böyle bir ağırlığı var. Çok fazla ağır değil, çok da fazla hafif değil arkadaşlar. Orta sınıf bir ağırlığı var. Arkadaşlar arabamız Opel konforu var. Yani bir kamyonet gibi büyük geniş olmasına rağmen kamyonet gibi rahatsız edici değil. Ama bir de şey gibi tabi kamyonetlerle kıyaslanmaz. Ondan rahat fakat bir binek araba rahatlığında bunu da bulamayız. Yani bundan önce Opel Vectra C vardı. Ondaki sessizlik ve yol rahatlığı bunda o kadar yok. Ama çok mu arada fark var derseniz yani o kadar da fark yok. Ama ondaki şey tabii ki o biraz daha oturaklı ve arabaydı. Ne derler? Konforlu arabaydı. Arkadaşlar arabamızın yol tutuşuna gelince yani yol tutuşu da iyi diyebilirim. Yüksek araba bu araba arkadaşlar. Yüksek fakat çok geniş değil. Yani yüksek ve geniş olsa biraz daha yol tutuşu daha iyi olabilirdi. Enine biraz dar yani enine. Evet enine biraz dar. Onun için virajlara bu arabayla çok fazla girmemek lazım. Zaten bu araba bir MPV segment olduğu için bir binek olmadığı için sağdan sola atılmaz bu araba. Yani bir makas falan atayım denmez bu arabayla. Tabii bu araba yüksek araba. Aile arabası. Apache arabası değil. Onun için biraz tedbirli kullanmak lazım ama o kadar da korkulacak bir durumu yok arkadaşlar. Arabanın özellikleri arkadaşlar. Bu elegans bir araba. Yani full bir araba. Dolu bir araba. 7-8 airbag. 10 airbag var. Burada hız göstergesi, yakıt göstergesi, dış ısı göstergesi gibi göstergeleri var arkadaşlar. Dijital klimamız var arkadaşlar. Tek yönlü, çift yönlü değil. Yani yolcuya ayrı, yana ayrı, şoföre ayrı üflemiyor. Klimaları, düğmeleri güzel çalışıyor. Opel Vectra C'de bastığım zaman takılıyordu. Birkaç kere basmamız gerekiyordu. Bunda böyle bir şey yok arkadaşlar. Sunroof'umuz var. Evet, çift taraf, arkalı yönlü sunroof var. Sunroof arkadaşlar bazen lazım oluyor. Bazen güneşten açtığımız zaman yanabiliyoruz. Sunroof gerekli mi derseniz çok gerekli değil ama bir görsel olarak veya bazen de işte açma ihtiyacı duyduğumuzda da sunroof işe yarıyor arkadaşlar. Bu arabada sevmediğimiz noktalar arkadaşlar. Döşü çok hoş değil.
Yeni kasa Opel'lerin döşü çok güzel. Opel Zafira'ların. Burada tek sevmediğimiz döş. Tepe göz gibi. Şoföre klima yeri yok. Şoförün bir orada var. Burada değişik bir tasarım. Hoş değil. Evet arkadaşlar, burada bir çakmaklık girişimiz var. Hızlı şarj olabiliyor arkadaşlar. Ben denedim. Arkadaşlar, 0'dan 100'e arabamız 13 saniye civarı hızlanma süresi var. O da benzin LPG'li bir araç için. Bir de ağır bir araç için. Ağır bir araç için normal sayılır. Arkadaşlar, görüş açısı ne çok fazla iyi ne de kötü arkadaşlar. Aynamız çok büyük değil ama arkayı gayet rahat görebiliyoruz. Dikiz aynamız, sağdaki aynamız da aynen öyle. Şuradaki arkadaşlar direkler biraz virajlarda falan böyle dönerken o direkler görüşü kapatabiliyor. Yani biraz alışkın olmanız lazım bu direklere. Direkli araba kullanmadıysanız böyle biraz zorlanabilirsiniz. Araç büyük bir araç. Yani küçük araçtan bu araca binen biraz zorlanabilir. Onun haricinde ön şeyimiz, görüş açımız gayet güzel. Yüksek. Yüksek bir araba arkadaşlar. Ben yüksek arabaları seviyorum. Yüksek araba olduğu için görüş açısı biraz daha iyi oluyor. Döşü insanı tam kapatmıyor görüş açısını. O yönleri de iyi diyebilirim. Arkadaşlar, vites geçişleri gayet rahat arkadaşlar. İlerisi mandallı, gerisi mandallı. Mandalı çekerek efendim birinci vites gibi ileriye iterek geri vitesine geçiyor. Vites geçişleri öyle çok sert de değil, yumuşak da değil. Yani bazı araçların vites geçişleri tık tık daha güzel geçer ama bu o kadar seri değil. Debriyajı gayet yumuşak arkadaşlar. Debriyaj pedalı. Ben çok arabalara bindim. Bu debriyaj pedalı gayet güzel. Kas pedalı tam yerinde. Yani ayağımızı yormuyor. Ne yüksekte ne alçakta. Fren arkadaşlar, frene gelirsek bastığımız kadar tutuyor arkadaşlar. Bu da önemli. Fren bastığımız kadar tutması lazım. Bazı araçlar bastığımız zaman aniden insanı öne yığabiliyor. Bu da kötü bir özellik bence. Alışana kadar, belki alıştıktan sonra o yığılma olmaz ama alışana kadar kötü. Ne kadar basarsak o kadar tutması lazım. Bu arabada öyle arkadaşlar. Bastığımız kadar freni tutuyor. Freni de gayet ideal arkadaşlar. Ne öyle aniden hemen şey yapıyor ne de yavaş tutma şeyi var. Yani bastığımız zaman tahmin edebileceğimiz yerde duruyor arkadaşlar. Fren sistemi de gayet güzel. Arkadaşlar, arabamız 5 ileri vites. Şu anda gördüğünüz gibi 2900 devirlerdeyiz. Ve 100 ile düz bir yolda, hafif rampa bir yolda 2900 devirlerde 100 ile gidebiliyoruz. Arkadaşlar, 4000 devirlere çıktığımız zaman 140'a kadar basabiliyoruz. Yani 140'da 4000 devire kadar çıkabiliyor. Daha aşağı devirlerde de zaten 2500-2000 devirlerde de 70-80 ile gidebiliyoruz. Deviri de bu açıdan tam şey ne derler? Tam uygun yani. Deviri de uygun. 2900 devirlerde dediğim gibi 100, 3000 devirlere falan çıktığı zaman da 110'u buluyoruz arkadaşlar. Bu da ikisi orantılı bakımından gayet güzel. Deviri de iyi arkadaşlar. Tavsiye eder miyiz derseniz arkadaşlar? Şunu belirteyim mi? Evet. Bu Zafira'larda, A kasalarda iki tip şanzıman var. Birisi ağır şanzıman, birisi de bunun gibi seri şanzıman. Ağır şanzımanlarda 3000 devirde 90'la gidebiliyorsunuz. Böyle seri tip şanzımanlarda 3000 devirde 110-120 bandında gidebiliyorsunuz. Evet. Onu da belirteyim. Arkadaşlar, Opel Zafira 2004. 2000'den başlıyor herhalde. Yani 2005'e kadar bu seriler. 2000'den de 97 mi ne? 98 mi? 99 mu öyle? Neyse, 99. 2005'e kadar bu seriler devam ediyor. 2005'in ortasında herhalde yeni kasa çıktı. 2005'in ortasından sonra 2006-2007 artık yeni kasa Zafiralar. Şimdi eski kasa Zafiralar aslında arkadaşlar çok da bir farkı yok kasa olarak, dış görünüm olarak. Yani ufak tefek şeyler var, güzel görünüyor tabii ki ama neredeyse aynı gibi. Ama iç görünümü tamamen değiştirmişler arkadaşlar. Ön döşü bak gayet güzel olmuş. Bu ön döş sistemi hoş değil, yani bizim hoşumuza gitmiyor. Belki Allah kısmet ederse yeni kasa alabiliriz veya başka bir araba. Bakalım Allah ne gösterecek.
Ha, bu kasa arabalar alınır mı? Alınır arkadaşlar. Sizi üzmez. Yani biz aldık. Galeriden almıştık. Biraz masrafları vardı tabii. Galericiler öyle masraf edip arabayı sıfıra çıkartıp satmıyorlar arkadaşlar. İşte beyin gibi, beyin tamiri gibi beyin bakımlarını yaptırdık arkadaşlar. Tabii ki 2004 model olduğu için efendim şey halatını, fren el freni halatını değiştirdik. Nexus susturucularını, orta arka susturucularını. Bunlar her arabada olacak masraflar arkadaşlar. Onun için yani ben aldım. İşin açığı ilk aldığım sıralarda biraz masraf çıkartacak sanmıştık. Fakat yok Allah'a şükür. Arabamız alt takımından şundan bundan herhangi bir sıkıntı çekmedik. Yani dökük araba alırsanız tabii ki toplaması zor olur arkadaşlar ama bu arabamız 430 binde fakat yıpranmamış. Yani arabanın dökük ve yıpranmış olmasına bakmak lazım. Kilometre bence gerçekten tabii önemlidir ama asıl önemli olan arabanın yıpranmasıdır arkadaşlar. Araba yıpranmış, dökükse şeye gerek yok arkadaşlar. O arabayı almaya gerek yok. Kilometre fazla da olsa o kilometreyi motoru yaptırarak belki telafi ederiz. Ama dökük arabayı toplayamayız arkadaşlar. Onun için bizim arabamız elhamdülillah dökük değil. Fakat kilometresi fazla böyle uzun yolda yapılmış. Onun için herhangi böyle bizi üzecek bir masraf açmadı. Açmaz da alınabilir mi? Bütçesi buna yeten arkadaşlar için ve yüksek geniş araba arayanlar için bulunmaz bir araba arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar canlı canlı ne kadar gaz yaktığını ölçtük arkadaşlar. Bu bilgiyi de size vermeye uygun gördük. Arkadaşlar 200 kilometre yaptık. Tam 200 kilometrede benzinle girdik. Bu arada yolumuz Çorum Samsun arası arkadaşlar. Gittiğimiz yol. Gördüğünüz gibi siz fark ediyor musunuz bilmiyorum. Hafif genelde rampa. Yani iniş pek az gördük. Onun için neyse. Arabada 3 kişiyiz arkadaşlar. Tam depoyu fullledik. 200 TL aldı arkadaşlar. Bu arada gaz fiyatı 10.59. Yani 10 lira 59'dan aldık ve tam 200 lira aldı. Bu hesaba göre arkadaşlar şeyimizi de söyleyeyim. Süratimizde 100-110-120. 120'ye çok çıkmasak da 100-110 arası gittik. Ve 200 lira yani kilometre başına 1 TL gaz yakmış arkadaşlar. Litre bazında da 100 kilometrede 10 litre yakmış. 20 litre mi almış hedef? 19 litre. 100 kilometrede 10 litre, 200 kilometrede 20 litre. Yani 19,5 litre, 20 litre almış arkadaşlar. Demek ki kilometrede 100-110 hızla gidersek 3 kişi yolcu, yolumuz düz değil, hafif rampa. Bu şekilde gidersek arkadaşlar kilometre başına 1 litre. Klima da çıktı biraz. 1 litre yakıyor. Ha şunu da söylüyorum arkadaşlar. Klimayı da tabii ki zaman zaman açtık. Çok fazla olmamak şartıyla. Bazen camları açtık. Bazen klimayı açtık. Bu şartlar altında kilometrede 1 lira yakıyor. Litre olarak 10 litre yakıyor. 100 kilometrede veya 9,5-10 litre civarı yakıyor arkadaşlar. Ha bu yolumuz düz veya rampa aşağı olursa bu 80-90'da hızımız olursa bu 8 litre civarlarına 8-8,5 belki 7,5 civarlarına düşebilir. Dediğimiz gibi bu yüke, yol durumuna ve kullanıma bağlı. Arkadaşlar bunu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tür videoları mümkün olduğu kadar, imkan olduğu kadar yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yine kanalımıza abone olup siz de bize destek verirseniz çok memnun oluruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.